Evet. E, ikinci bölüme geçiyoruz. E, demin kesildi. E, e, dolayısıyla e, dü, bir e, dünya uygarlığı imecesi imece kavramını önemsiyorum ve hani işte ha geldi. Evet. Evet. Harika. Devam. E imece kavramı nasıl Ubuntu kavramı Afrika'dan dünyaya yayıldıysa imece e, öyle bana değerli geliyor ve hani e, komün kelimesi Türkçede e, Türkçeye hani yabancı gibi halbuki komün Evet. E, komüncü. Aslında imece partisi yani Marx'ın söylediği valla dünya sorunlarını biz imece Ortaklaşmacılık, partisi. ortaklık. gibi ah, e, böyle Şimdi niye imece kavramını biz yeterince devreye sokmadık Türkiye'de? Bence yeterince devreye sokmadık. Yani biz bir terim kullanıp ondan sonra o terimi fetişleştirme yerine ne gibi kavramlar var zaten olan, ne gibi değerler var bunları devreye sokabiliriz. Dolayısıyla şimdi benim çabam kafadar yani... Kafa derden kasıt evet aynı gezegendeyiz ve ancak bizim çabamızla dahi bir dünya inşa edebiliriz. Bu konuda çeşitli görüşler olabilir şu veya bu ama biz çünkü kötüler çıkarları uğruna çok kolay birleşiyor ve her şeyi yapabiliyor. Biz titrildiğimizden e, e, harika bir titizlik ama bir dakika yani yorgan gidiyor zaten gitti gidiyor e, filan. Dolayısıyla e, e, mümkün olduğu kadar küçük iletişim ve dayanışma birimleri, bunların resmi olması gerekmiyor. Ve işte Dünya e, Uygarlığı imecesi ya da Earth Civilization Network'te çeşitli e, yerlerden, çeşitli yaşlardan, e, geçmişlerden e, dünyadaşlar, mesela kelimeler, konfüçyüs tabii çok haklı. Ben mesela dünyadaş diye hitap etmeyi seviyorum. Earthmate diyorum. Bu, bu seviliyor. Yani bu tür e, bazı şeyler e, önemli geliyor bana. Çünkü bir kere, iki kere, bir iki kavram benimsenirse, onu işe yarayacaksa gerçekten, e, o zaman tahminimizden hızlı yayılabilir. Hı, tahminimizden hızlı bir sürü olumlu şeye yol açabilir. Ee, yani e, o yüzden e, aktif iyimserlik, öz eleştirel aktif iyimserlik e, ben yanı çoğuluyor ça çabalarım. E, ve e, tahminimizin ötesinde de e, şeyler olabiliyor. Verimler alınabiliyor. İşte Afgan aile kaçıyor. Kaçmak zorunda işte bir uluslararası bağlantılar falan tak bir yerden bir çözüm geliyor. O ona pas. Şu bu. Birleşmiş Milletler e, adı yanlış. Aslında o hükümetler platformu. E, Birleşmiş Milletler bir ideal. E, hani ben bir de 30 yıl kadar önce o yüzden hani enternasyonizmden daha İyidir Dünyalılık diye bir yazı yazmıştım İktisat Dergisi'nde. Çünkü enternasyonizm sizin dediğiniz gibi nasyonları birim alıyor. Ama milletleri birim alıyor. Biz bunları sürekli mutlaklaştırma eğiliminde oluyoruz o zaman. Bunu nasıl açacağız? O zaman gerçekten de işte geçmişimizde Diogen'in, Kant'ın ve başkalarının da katkılarıyla daha kozmopolit evren yurttaşı, dünya yurttaşı bilincinin e, beslenmesiyle mesela dünyada yurttaşlık dersi vardı ben çocukken. E, şimdi dünyadaşlık, dünyadaşlık el kitabı diye bir şey olsa fena mı olur Yani e, bu bu tür şeyler işte somut talepler mesela e, e, ben Diyarbakır'da opera açılsın dedim mesela. Yani niye açılmasın? Diyarbakır'da da opera olsun ve bir Kürt operası da olsun. Kürt e, vesaire. Yani e, ya da işte bu çeşitlilik e, işte e, mümkün olduğu kadar, mesela Dünya Şiir Günü'nde mümkün olduğu kadar çok dilde şiir söylensin. Yoksa o bile, Dünya Şiir Günü bile şovenizme alet edilir. E, okul kitaplarında niye Ermenice nasılsın diye sormak öğretilmiyor Türkiye'de. İlkokulda Kürtçe efendim Ermenice işte e, Rumca, Yunanca çeşitli dillerde nasılsın, iyiyim. Yani nasılsın? Teşekkür ederim. Bunlar niye bu dillerde yok ilkokul kitaplarında? Bütün ülkelerde bu niye yok? Bütün ülkelerde olsun. Bütün ülkelerin okul kitaplarında ilkokulda komşu ülkelerinden birer masal olsun. Bir fikir eseri. Yani e, bunlar çok somut, küçük ve e, çok önemli aslında. Yani bence bunlar radikal. Radikal kelimesi Türkçe'de yanlış yine anlaşılıyor. Yani radikal olunca. Ben evet ayrıca ben aşırılık yanlısıyım. Hani aşırıyım. Uç çünkü aşırı değil aslında. Ekstrem aşırı değil aslında. Uç. Uçtayım ben. Evet uçtayım. Yeterince uçta değiliz. Mümkün olduğu kadar uçta olalım. Yani uç ee, hani uç beyi demek iyi oluyor da uçta onu yani işte aşırı kelimesi değer yüklüyor. Ekstrem yanlış çeviri. Bunun gibi mesela ulus devlet yanlış çeviri. Ulus devleti doğru çeviri. Yani Türkçe'de İngilizce'deki isim tamlamasını Türkçe'ye isim tamlaması olarak çevirmek yanlış. Ee, mesela e, milli demokratik devrim yanlış çeviri. Ulusal demokratik devrim yanlış çeviri. Ulus demokrasisi devrimi yani oradaki ulus da ülke çapında demokrasi yani ülkedeki e, şey yani dolayısıyla e, o kadar çok temel kavram zaten yanlış çevrilmiş ki mesela ben gençken toplumculuk yanlış diyordum sosyalizm için toplumsalcılık yani toplumsal ilişkiler topluma yönelik 88'de Mehmet Ali Aybar'la tanıştırıldık. Ondan sonra Uğurcan Koçak abim sağ olsun. Ee, yani evet o hep yaşasın bizimle. Ee, götürdü filan. Ben sosyalistler sosyalleşmeli dedim. Mehmet Ali Aybar bir kahkaha patlattı. Doğru ya o dedi. Çünkü e, pürütenlik hastalığı sosyalist harekette de vardı ve hala var. Yani hem toplum değişebilir, gelişebilir diyoruz. Hem de küçük burjuva diye birilerini düşlüyor Sanki biz küçük burjuva değiliz. Ayrıca iyi ki küçük burjuvayız. O sayede ben Bertrand Russell okudum. Çocukken adeta. Vesari. Yani bu şeyler hem de insanları değişmeyecekmiş gibi fetişleştirdiğimiz bir işçi sınıfı kavramı var ama somut işçilerle ilişkimiz ayrı hikaye. Yani kendimizi e, insanların e, e, Kendisini kutsayıp putlaştırması o kadar kolay ki. Yani hani niye Taliban'ı çok kınıyoruz? Taliban da kurban. Garibanlar bir şeylerin ürünü. Yazıktır. Onlar kötü insan mı? Hayır, onlar da mahkum. Onlar da birer kurban. O zaman bu mahkumları nasıl özgürleştirebiliriz? İşte o zaman e, e, şeylere açık... Yani öğrenerek mevcut dinlerden de öğrenerek hani e, nedir hitap eden işte o yüzden ateistler için din kitabı önemli. Yani nedir e, bizim gibi insanların ben doğacı demeye yanlısıyım bu arada kendim için ateistten ziyade. Çünkü ateizm teizme göre bir konum ama ben bir başka konuma göre konumlandırmıyorum kendimi tartışmıyorum bile. Ben doğayı yeterince zengin ve ilginç buluyorum ve anlamaya çab çabalıyorum. Saygıyla. Bundan ibaret. Hiçbir şeyle de uğraşmıyorum. Zaman kaybı benim için. Yani ölünce de göreceğiz diyorum. Yani Tanrı var mı? Varsa umarım yanılmışımdır. İyi yani. Çok ben e, zarar göreceğim kanısında değilim. Ama bir ödül beklemeden iyi bir şey yapmaya çabalıyorum ve korku terörize olmadan ve teröriz etmeden cehennem korkusuyla yaşama çabasındayım. Bundan ibaret. Yani ee, hayvanlar çok bilge. Kedi çok bilge. Köpek çok bilge. Örümcek bunlar hep bilge. Biz bilge değiliz. Bilge doğmayan tek canlı, tek hayvan insan. Onun için zaten bunca çabalıyoruz. Ee, ve <laughs> e, o yüzden nasip ben nasıl siyasi parti kursam adını Nasrettin Hoca'nın torunları koymak istiyorum. Yani e, biz yani Nasrettin Hoca'nın torunları gibi Türkiye üzerinde çilekeşliğe çok meraklı, mutlu olmayı adeta ayıp sayan gençliğimde öyleydi. Yani dünyada acı varken niye ben mutluluk ayıp falan gibi değil. Hayır efendim benim de insan olarak haklarım var. Yani çilekeşlik kötü bir şey yani. Çili yüceltilmemeli. O kadar. <gülüyor> <gülüyor> efendim? Çile yüceltmiyorum ama yani ben bir çilekeş yani ama yaşama <laughs> sevinci. Yani mesela şimdi aklıma gelen bir şey. Geçenlerde bir Hristiyan'a sordum bunu. Çok hoşuna gitti. İlginçti ve buldu? İsa niye gülümsemiyor? Çarmıhtaki İsa bence gülümsemeli. Bu konuda bir kampanya başlatmak istiyorum. Let Jesus smile on cross. Çünkü yani şimdi bu İsa savunduğu bir şey yaptıysa aslında orada kurban değil zafer kazanan bir insan. Değil mi? Orada o zaman onun gülümsüyor olması lazım. Ha, Siz beni kurban mı kıldınız sanıyorsunuz? Zafer benim, zafer bizim, zafer hakikat barıştan ve özgürleşmeden yana olanların diye gülümsemesi lazım. Gerçek insanın gülümseyip gülümsemediği hiç umurumda değil. Biz orada böyle insanları vah vah zaten çelişkili bir kavram. Yani hem Tanrı olacak hem kendini feda. Hadi canım Tanrısı zaten kendini feda etmemiş. Var mı öyle hikaye? insansa fedasının bir anlamı var zaten. Ayrıca insansa da ve inanıyorsa da o zaman zaten gülümsesin kardeş ve gülüm, gülümsesin biz de yaşama sevincini besleyelim yaşama sevinciyle o zaman gülümseyerek gülen bu da ne güzel gülen bu da gülen İsa Gül İsa kahkaha atsın biz kahkaha atalım e, o gözümün önünde Fransa dev, Fransa'da direnişçi kurşuna dizilmek üzere Nazilerin karşısında gülümsüyor. Ben o fotoğrafı unutamıyorum. Çünkü zafer evet o. işte İsa o. Yani o zaman biz yaşama sevinciyle mücadele edelim. Evet ve İsa'nın ya atfedilen o söz Tanrım onların hoşgör onlar ne yaptıklarının bilincinde değil. Evet ne kadar bilgece. Yani o yüzden ben kendime İsa cıl diyebiliyorum. İngilizce'de christian diyorum. Bu christian değil. Christian demeyi öneriyorum. Yani marxian der gibi. Yani marx tamamen katılıyorum size e, Newton konusunda. Yani bir fizikçi kendine Newtonçu demez. Yani fizikçidir o. Newton'un da aynı ön, ben de benzetmeyi hep kullanmış. E, e, dolayısıyla paslaşarak e, Marx'ın ben marxist değilim diyişi gibi eee şey yaparak yani ne derler basırdı olduğu için ayakta yazmak zorunda kalan bir dünya dışımız bir insanımız Marks yani ne oluyoruz bizde hep bir tek kitap hastalığı var yani bir tekle bu das kapital de oluyor Leninizmin ilkeleri oluyor ne. hayır gençken bir işte sosyalist bir partideyken daha da genç olanlara ben şeye gönderiliyordum. ben 24 yaşındayım o zaman. 18-19 yaşındaki gençlere gidiyorum. Yanımda kitaplarla gidiyordum. Bir kısmı da İngilizce. Ve diyordum ki ben şu 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 kitapları okudum. Şu kitapları daha okumadım. Şu konular bana makul geliyor. Şu konuları anladığımı sanmıyorum. Şu konularda da şüpheliyim. Bu yaklaşım hiç hoşa gitmedi. Beni o görevden aldılar. Çünkü ben şöyle demem bekleniyordu. Bu budur, bu budur. Bir dakika ya diyordum. Ya biz nasıl bir insan istiyoruz? Bizim bir, şu şudur, bu budur, o öyle diyorsa öyledir diye. insan mı istiyoruz? Yoksa ben gelişmemin Bu noktasında şu veriler ve sanılar veya bilgiler ışığında şu kanıdayım. Ama değişebilirim mi diyoruz? Hangisi daha makbul? Ve sonra... Sonra atıldım ve çünkü niye Türkiye'de şu gerekçeyle atıldım? Türkiye'de her şey eleştirilebilir, Sovyetler Birliği de eleştirilebilir. Oysa Marksizme göre bilinç, maddi gelişmeye tekabül eder. Dünyanın en gelişmiş toplumu olan Sovyet toplumunu biz geri kalmış ülkenin Marksistleri anlayamayız ki eleştirelim. Dendi burada din başlamıştır dedik ve üç arkadaş sepetlendik. Ve ben şöyle sarsıldım. Bu arkadaşlar iktidarda olsaydı beni ya öldüreceklerdi hain diye ya hapse atacaklardı. Bu arada zaten faşizan bir devlet saldırıyor. Zaten faşistler saldırıyor. Zaten gelişler zaten öyle. Yani e, biz biz nasıl bir dünya? Biz niye Pol Pot'u es geçiyoruz? Niye Stalin emriyle kurşuna dizilen Polonyalı direnişçileri es geçiyoruz. 20 küsür yıl hapiste kalan devrimci sıfatını tırnak içine almak istemiyorum ama buna inanmayı reddediyor. İnanmayı reddediyor. Zaten biz niye inanç saygı, inançtan söz ediyoruz? Ben bütün bilim kitaplarında bazı Amerika'da da görüyorum tüylerim diken diken oluyor. I believe filan diyor. Scientists believe. Hayır efendim bilim insanları bilim yanlısı olan bir insan inanmaz. Bence. Varsayar. O kanıda olur. Yani George Bush her televizyona çıktığında I believe diyordu. Bana ne neye inanıyorsan inan. Beni hiç ilgilendirmiyor. O yüzden ben inancı saygı yanlısı değilim. Ben inancı saygısızlık yanlısı da değil. Ben inancı anlayışla yaklaşma yanlısıyım. Dolayısıyla saygı vesaire bunlar bu kadar fütursuzca. Ben İnanç, yani en kolay şey Ben niye inan, inanca saygı duyayım ki? Yani e, yani e, e, hayır ama saygısızlıkla değil, sonuç olarak. Ben kendimi eleştirmekle yükümlüyüm. Başkalarını da anlamaya çabasındayım. Yani açıkçası. Ve kurbanlarla dolu dünya. Kurbanlar kurbanlarıyla dolu vesaire. Bu e, düşüncelerle mümkün olduğu kadar yalın ee, yaşama sevincini besleyen şeyin e, e, tıbbın babası e, Hipokrat ne kadar bilgece ilk, ilk maddesi adamın ilk ilkesi şu önce zarar verme diyor ne kadar güzel şimdi bence de bence hepimizin benim seveceği hani dünyayı dünya devrimi mi araştırıyoruz bir dakika önce zarar verme ya <laughs> yani madde bir işte bu tür bir şey e, böyle çok süzerek seçerek minimum en az sayıda değer bir iki ilke ondan sonra da somut e, e, şairler grubu var uluslararası dua edelim diyor. Ben dedim ki ben e, dua etmedim hiç ömrümde dua etmedim çocukken tanrı inancım oldu halde dua etmedim e, ona hitaben bir iki şey söylüyordum ama diyorum ki yani dua et pek ama e, somut bir şey de yapmayın. Ne yapabiliriz ki? Ya sen ne yapabiliriz ki dediğin anda zaten bir şey yapamazsın. Sen baştan yapamam diyorsun. Aciz. Yani insan başta bir de şu e, e, yanlış çevirilerden biri öğrenilmiş çaresizlik. Yanlış bu çeviri. Bence doğru çeviri benimsenmiş aciz. Benimsenmiş aciz. Benimseme kavramı çok değerli Türkçe'de ve evet. ben bunun İngilizcesini bilmiyorum, arıyorum. Benimselmiş acizim. Oh ne güzel, ne mutlu. Acizim zaten. Oh harika bir mutluluk. Ben olan yetiniyorum ve iyi dileklerde bulunuyorum. Ve bir de şu var, ben aldığım sazı, pardon şey yapıyorum ama ee, mesela geçenlerde aklıma şey geldi. Dua etmek eğer talep etmekse, dilemekse yani Tanrım işte ben şöyle bir durumdayım ve ne olur şöyle yap. Bence bu Tanrı'ya saygısızlıktır. Bence bu ayıptır. Ve yani ben bunu söyledim o Hristiyan arkadaşı. O da çok ilgisini çekti. Çünkü bu şu varsayımları içeriyor. Tanrı zaten bilmiyor bir defa durumumu. Bir dakika ya bir dakika sen ayıp ediyorsun Tanrı'ya. Tanrı zaten bilmiyor mu durumunu? İkincisi Tanrı zaten adil değil mi? Karışacağı zamanı kendisi bilmiyor mu? Senin ondan bir şey dilekçeye mi ihtiyacı var? Yani o sanki bilmiyor, yeterince adil değil. Senin bir dakika Tanrım ya bana yardım et ya filanca'yı yardım et. Yok ya. Hem adil olacak zaten her şeyi bilecek. Hem de senin vicdana dikkat çekmene muhtaç olacak. Bu ayıp değil mi? Bu saygısızlık değil mi? Dolayısıyla o anlamda dua Tanrı inancına aykırı değil mi? Tanrıya saygısızlık değil mi? Ben şimdi bunu ciddi olarak soruyorum. Ha, Tanrıya şükran anlamında ve dilek anlamında yani o ayrı bir şey. Ama talebe geldiği iş, ben bunu anlayamıyorum. Ve böyle basit bir şey nasıl? Çünkü inanç insanı köreder. Her türlü inanç, her türlü mutlaklaştırma, dokmalaştırma, her türlü putlaştırma. Yani. E, Suudi Arabistan'da bir Sudanlı Müslüman öğretmen nasıl Kur'an okuyordu? Yanına çayını koyuyordu. Bir bacağını iskemlede ayak altına alıyordu. Büyük bir keyifle çayını yudumlarken Kur'an okuyordu. Bir dakika ya. Ben bundan çok hoşlandım. Bundan çok hoşlandım. Çünkü o bir muhabbet halindeydi. Kur'an. Yani bir şey de Ramazan'da Mıs Mısırlı, harika bir Müslüman din adamı vardı. Onu seyretmek Arapça bilmememe rağmen ki Suudi Arabistan'da olmasaydım, başka Arap ülkesinde olsaydım korkmaz öğrenirdim Arapça. Ama korkumdan ilişki kuramıyordum. Adam böyle Kur'an'ı çeviriyor. Bir Mozart yöneten orkestra şefi gibi, Mozart icra eden bir, e, müzisyen gibi coşkuyla, yaşama sevinciyle konuşuyordu. Bir dakika ya. Ben onu keyifle izliyordum. Niye ben bir buçuk yaşımda cuma günü konuşan hatipten e, TRT'de korkan kızıma ya o da bir insan demek diye açıklama ve savunmak zorunda kaldım. Yani korku temelli. Ta Allah kavramı niye bir terör aracı olsun? Niye korkutma temelli olsun? Niye sevgi temelli olmasın? Yani bunlar yani tamam peki varım hani belki Allah var ve ben anlamıyorum. Yani varım böyle demeye ama bari korkutmayın cehennem korkusu. Ben çocukken cehennem korkusu yaşadım. Bu sağlıklı bir şey mi? Yani pedagog çaba kıldı da aykırı bir şey. Dolayısıyla e, tanrı kavramı tek başına şu, benim için nötr iyi de olabilir bıçak gibi. Yani bir de öldürürsün de onunla ameliyatta da kullanabilirsin her türlü esnekliğe varım. Yeter ki şu anda benim Ukrayna bağlamındaki şey diyeyim de o. Deniyor ki işte NATO'da bilmem nerede işgal etti. ABD ABD'de şuraya müdahale. Bir dakika diyorum. Şu anda bir tecavüz var mı? Ben diyorum ki bakın orada bir tecavüz var. Bazen şey denmesin ama filanca da başka birisine tecavüz etti. Ya tamam etti. Yuyan zaten onu kınadık kınıyoruz. Ama şu anda da böyle bir şey var. Şu anda da böyle bir şey var. Yani ve ben ahlaken her türlü teorik gerekçelendirmeyi reddediyorum. Yani orada birileri bombalanıyor mu bombalanıyor. Çocuk ölüyor mu? Bunun, bunun evet NATO'da lav edilsin. Evet bilmem ne de olsun. Evet bilmem ne. Ama bütün bunlar acil şeyi benim için meşrulaştırmıyor. Ya da işte efendim aslında şurada şurada. Bir noktada ben ahlaken teorik gerekçelendirmeyi şey yapıyorum. Yani kesiyorum kendi münyemde ve somut ne yapmaya çalışıyorsam, yapabiliyorsam yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ben kapitalizmi aşmaya dönük, o açıdan sosyalizm yanlısı ama Marksizmi seçtiğim zaman bile kendime Marksist demiyordum. Çok iddialı buluyordum, Marksizmciyim diyordum. Çünkü aşma süreci ve aşmaya dönük. Dolayısıyla bugün de ben kendimi bir kapitalizmi aşmaya dönük toplumlu, e, dünya toplumunun demokratik mecburen layık o açıdan e, ve demokratik bir dünya toplumu bir komünler birliği ve bir e, dünya e, sizin de dediğiniz gibi cumhuriyeti ve dü birleşmiş milletleri 16 yaşımda kınamıştım yetersizdiyimden şimdi yani hiç yoktan iyidir diyorum. Yaşlanmak belki bu. Ama ve somut insan girişimleriyle de Birleşmiş Milletler'e yardım edelim diyor. Yani Birleşmiş Milletler'i hizaya getirmeye çalışıyorum. Bunları birleştirmeye çalışıyorum. E, vesaire vesaire. İşte ben de böylece bir kısa böyle bir e, tur atmış oldum. E, e, şimdi ben de kendi şeyimi virgül koymaya hazırım aslında şöyle diyebilirim. Siz dinleyince siz ve elbette genel amacımız aynı ama siz sorunu kültürel bir dönüşüm sorunu olarak ele alıyorsunuz. Ben politik bir mücadele sorunu olarak ele alıyorum. Pardon. Aynı fikirdeyim. Sadece kültürel değil, politik. Zaten bu benim söylediğim şey Siyasi partileri veya her türlü siyasi örgütlenmeyi dışlayan bir şey değil. Yo, ben politik derken siyasi örgütlenmeyi kastetmiyorum. Hatta partilerin <laughs> de yapamayacağını düşünüyorum. Evet. Yani, o apayrı bir sorun da şöyle. E, şimdi dünyayı değiştirmek için milyonlarca insanın toplu eylemi gerekir. Ya da toplu eylemden illaki miting falan değil. Yani toplu bir dönüşümü, toplu bir sosyal hareketi gerekir. E, i̇nsanlar da e, akli argümanlarla görüş değiştirmezler. Yani sinirlerimizin aklı yoktur ama o sinirler bir bütün olarak e, zekayı oluşturur. Ama insanların aklı olduğu için toplum akılsızdır. Yani doğadaki tek aklı olmayan canlı tabiri caizse toplumdur. Niçin? İnsanların zekaları olduğu için. İnsanlar zekalarıyla aslında kendi toplumsal konumlarını ve çıkarlarını ya da bir şirketse ya da bir devletse onu korunurlar. Yani nesnel zekayla, nesnel akılla öznel aklı ayırmak gerekiyor. Öznel olarak hepimiz zeki olabiliriz. Aynı şekilde nesnel ahlak ile öznel ahlakı ayırmak gerekiyor. Öznel olarak ben ahlaki bir duruşum olabilir. Benim için prensip insan hayatıdır diyebilirim. Ama nesnel olarak bu son derece ahlaksızlıkla sonuçlanabilir. Bir adam bir çocuğu döverken e, tarafsız kaldığımda bu nasıl bir o insanın o çocuğun dövülmesini desteklemekse e, nesnel olarak Dünyanın durumuna, güçlerin ilişkilerine bakıp tavır almak gerekir. Bu tavrı almadığımız doktorda bence ahlaki, çünkü ahlak bir takım ilkelere dayanır genellikle. Nedir? İşte diyelim bir ülke diğer ülkeyi işgal etmemelidir. Ulusalcı bir ülke. Aslında bu ulusalla dayanan, milliyetçe dayanan bir ilke buna dayanarak pekala diyelim ki karşı çıkılabilir Ukrayna'nın işgali ama şöyle de düşünülebilir. Ve belki bu daha doğru. Biz burada Rusya çekil Ukrayna'dan dediğimizde, Rusya yenildiğinde, Amerika'yı Amerika, Amerika Ukrayna'yı NATO'ya aldığında bir süre sonra bu Rusya'nın parçalanmasına yol açacak. Rusya'nın parçalanması Yugoslavya gibi milyonlarca insanın ölümüne yol açacak ve Amerika'nın daha da büyük cesaretleriyle ki Çin'e bir atom savaşı yapması yol açacak. Şimdi birdenbire burada ahlaki davranışımızın neticesi son derece hiç de ahlaki olmayan çok daha fazla insanın e, ölümüne yol açacak bir şeye yol açabilir. Dolayısıyla ben her zaman yani ahlaki olmak insanın vicdanına ya da özel bir şey değil. Nesnel toplumsal güçlerin ilişkileri içerisinde insanlığın yaşamasına en fazla bugünkü bugün öyle tanımlıyorum. Aslında bunun orijinali sosyalizmi, yeryüzünden sömürü ortadan kaldırmasına ama yaşamadıkça sosyalizm sömürünün ortadan kaldırılması bir anlam olmayacağı için o ikinci il hedefi, birinci il hedef noktasına çıkartıyorum. Buna hizmet eden her şey ahlakidir diyor. Ha, somut durumda değerlendirmem yanlış olabilir. Ama o zaman otomatikman ahlaksız olur. Ben yani politikam ahlaki, ahlakım politiktir. Ka kavramı üzerinden. Merak. Dolayısıyla benim için ahlaklı olup olmamak, politik durumu doğru değerlendirip değerlendirmemekle ilgili. Politik durumu yanlış değerlendiriyorsan ben öznel olarak istediğim kadar ahlaki davranmaya çalışayım, nesnel olarak ahlaksız bir duruma düşerim. Yani politik olarak yanlış bir tavırla ahlaksızlık benim için aynı şeydir. Dolayısıyla ben böyle bir yaklaşım içerisindeyim. E, bu anlamda politik benim. İkincisi siz tabii e, ilk başta söylediniz. Ben yani yıkma, parçalama değil de işte dönüştürme vesaire gibi kavramlar kullanırım dediniz. Açma, ben kasıtlı bunu. Haklısınız. Tahmin ediyorum. Aslında ke, ke, kes, ben de öylesini tercih ederim ama bunun bir toplumsal kültürel ya bir, bir de teorik yeri var. Şunun ki, için ki kültürel yeri şu. Türkiye'de insanlar bir araya gelir konuşurlar böyle kaba şeyle tamam anlaştık derler. Üç gün sonra hiçbir kimsenin hiçbir konuda anlaşmadığı ortaya çıkar ve birbirleri hakkında en kötü şeyleri söyleyerek ayrılırlar. Ben ise Lenin'in usulünden yanarım. Kumaşı kesmeden önce 40 kere ölçelim ve her şeyi net belirleyelim. Bu da ister, iste istemez beni her zaman politik hayatımda köşeli keskin kelimeler kavranmaya itti. Yanlış anlaşılma korkum var. Çünkü birçok kere hayatında böyle net kavram kullanmadığımda yanlış anlaşıldığımı sonra bu yanlış anlaşmanın ortadan çıktığında en kritik anda birdenbire bölünmeler ya da başka şeyler olduğunu gördüm. Bu nedenle keskin kelimeleri tercih ediyorum. Bu bir kültür sorunu. Ama bir de şöyle yanı var. Yani Marx diyor ki işçi sınıfı var olan devleti, yani çünkü küçük bir azınlığın büyük bir çoğunluk, çoğunluğu baskı altına almasını aracı olarak oluşturulmuş bu devleti bir sınıfsız topluma gidişte kullanamaz. Bunu parçalamalıdır. Kelebeği de hiç seçerek kurula Dolayısıyla ben bu gelenekten bir insan olarak aslında Marx'ın bu önermesini mantık sonuçlarını götürmediğini, çünkü bugünkü burjuva devletlerin hepsi Marx zamanındakiler de dahil, aynı zamanda bir ulusal devletti. Marx bu parçalamada bürokratik mekanizmayı sadece kastediyordu. Yani işte seçilenlerin geri alınması, fazla bir maaş olmaması. Yani Paris Komünarı işçilerin kaygısı şuydu. Ya biz bu devlet bizden bağımsızlaşmasın. Biz onu nasıl kontrol altında tutalım da bizim bizim kontrolümüz dışına çıkmasın. Kaygıları budur yani. Ama sadece bu değil. O devlet aynı zamanda ulus ilkesine göre tanımlanmış bir devletti. Ve ulusla birlikte var oluyordu. O halde Ulus ve ulus ilkesinde parçalanmalı. Bu yöne vurgu yapmak bence hayati önemde. Bu ayrıca şiddeti çekecek tabii. Ee, yani şu an Türkiye'deki kanunlara göre, örneğin benim şöyle bir formülüm var, çok çok tekrarlıyorum. Bugünkü sosyalistlerle kendi pozisyonumu ayırmak için. Bir sosyalist, devlet... Millet ve sermaye düşman olmalıdır. Düşman kelimesini de kasıtlı seçiyorum. Aslında böyle öznel bir şey olmaz. Ama önce kendi devletine, kendi benim kendi devletim değil yani vatandaşı olduğu devlete, önce kendi milletine, sayıldığı millete ve kendi sermayesine, sermayem yok ama kendi egemen sınıflarıma düşman olmam gerekir. Formülü böyle yapıyorum ki kaçış yeri olmasın. Bir sosyalistim diyen kişinin. Hep böyle benim formülasyonlarım aşırı keskin, karşı tarafın şiddetini biraz davet edicidir. İşin biraz yokuşa sürücüdür. Bunun uzun vadede daha verimli olacağını düşünüyorum. Ancak ben bütün bunlarla insanları etkileyebileceğimi düşünmüyorum belli fikirler, entelijansiye arasında belli bir de olgunlaşmadan sonra bir şekilde yayılır. O toplumun yani hücrelerini bir şekilde nüfuz eder. Ondan sonra somut mücadele içerisinde milyonlarca insan onu değiştirir. Bir adet olgun meyve gibi düşer. Yani dünyada devrimler şiddetle özdeşleştirilmiştir. Aslında devrimler dünyanın en şiddetsiz olaylarıdır. Fransız devriminde ölen üç kişi mi beş kişi mi ne yani? O kadar az insan. Ekim devrimi patladığında yani işte askerler öbür tarafa geçince zaten kimse ölmüyor aşağı yukarı. Şiddet o devrimi engellemek için eski Egemen sınıflar tekrar şiddete başvurduğunda ortaya çıkıyor. Devrimde de yani delilenin ne var? devrim yapılan bir şey değildir der. Yani olur. Olur. Bu anlamda Hristiyanlar işte Roma birden böyle tuttu. Öbür o güne kadar Hristiyanları kesen insanlar aslanlara atanlar birden böyle Hristiyan oldular. Ama orada da şu oluyor işte. Onlar Hristiyan olduğu Hristiyanlık Hristiyanlık olmaktan çıkıyor. Bir devlet dini haline geliyor ya yani bunu da engellemek gibi bir kaygıyla da hareket ediyorum tabii böyle bir şey de var yani evet. formüllerde tercihler ee, evet ben yani sizin o, bir bir nokta daha kaldı onu da şey o halkın anlayacağı e, imajik kavramımız mesela ya da işte dünya e, topluluğu gibi kavramımız güzel ben de bunu aslında ben böyle bir gelenekte Hikmet Kıvılcım'ın buna çok önem veren bir insandı. Örneğin Lenin'in in ne yapması gibi onun Türkçe versiyonu diyebileceğim bir kitap var. Uyarmak için uyanmalı, uyanmak için uyanmalı. Ya da ne bileyim e, demokratik bir devrim demekten sonra bu halkın bildiği bir kelime vardır. İşte kuvayi milliyeciliğimiz bu ikinci kuvayi milliyeciliğimiz diyelim ki olsun daha halk benimser. Keza imeceyi o da kullanır. Yani böyle bir kaygısı vardı onun. Halka ters düşmemek, onun kullandığı kelimeleri kullanmak. Bunun iki sorunu olduğunu ben kendi politik tecrübemle edindim. Bir, biz halka ters düşmeyelim derken aslında toplum o kadar hızlı değişiyor, kuşaklar o kadar değişiyor ki, hızlı değişiyor ki. Bizim o halka ters düşmeyelim dediğimiz kavramlar aslında var olan yeni nesle ters düşüyor ve hiç anlaşılmaz hale geliyor doktor ikinci kuvayi Milliyetçiliği yani popülizasyon amacıyla kullanmasına rağmen hiç bu amacına ulaşamadı. İmeceyi belki yeni kuşaklar bugün bilmiyor. Yani öyle bir sorun var. Doğru. Yalnız pardon. Ben... Haklısınız yani ona bir şey demiyorum. Çok güzel de bir, bir nokta idare edeyim. Ee, i̇şte şimdi pardon. Bazen böyle blok oluyorum takıldım şimdi. <laughs> kusur bakmayın. Ben, şey söyleyeyim. Söyleyeyim, ben de halka ters düşmeme kaygısı yok. Öyle bir kaygım yok benim. Sadece e, amacı ne derece iyi ifade edebiliyoruz? Ne, nasıl daha iyi ifade edebiliriz? Bu, bu çaba. Bun, bundan ibaret. Bir de e, ben e, 30 yıl önce işte kendimi post Türk demeyi yani kökenimi, kültür şeyimi inkar etmeden çünkü ee, aynı zamanda da dünyalı. Yani inkar yerine olan yapıları eleştirel olarak ele alıp bunları aşmaya dönük bunlar da kendi başına olmaz etkileşimle olur. Ne kadar çok kültürler arası etkileşim. Ama hiçbir şeyi indirgemiyorum. Yani siyasi, ekonomik hepsi hepsinin yeri ayrı e, e, ve hepsi önemli. Bu daha e, kucaklayıcı mümkün olduğu kadar ve daha etkili nasıl olunabilir el, el birliğiyle? E, son iki dakikamız kaldı. E, e, neler önerirsiniz e, genç dünyadaşlara diyebilir miyim? Vallahi hiçbir şey önerecek bir birden birdenbire önerecek bir şey de yok yani o ilk konuşmamda söylediklerimin ötesinde şu an söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Ee, onlarla bir diyalog kuramıyorum. Yani onu diyecektim. Herhangi bir şekilde onlar bir görsel kültürün insanları. Ben bir yazılı kültürde ama esas olarak bir yaşadığım toplum sözlü kültürün insanıydı. Dolayısıyla zaten yazılı kültürden bir insan olarak o sözlü kültürün insanlarıyla gençliğimde bir uyuşmazlığım vardı. Bu yaşlarıma geldim şimdi de görsel, yazılı kültürü yaşamadan birdenbire diyelim görsel bir kültüre geçmiş insanların kuşaklarıyla karşı karşıyayım. Onlarla da bir diyalog kuramıyorum. Yani aslında debelenip duruyorum. Hiç umutsuz bir şekilde, siz umut diyorsunuz ben. Umutsuz bir şekilde yaşıyorum. Ee, siz e, varlığınızla umut veriyorsunuz bütün emeklerinizle. Ee, sağ olun, var olun. Ee, Harun. De çok dostum. teşekkür ederim. Çok sağ olun. İlk defa böyle rahat bir konuşma oldu benim için bu konularda. Bana bu imkanı sağladığın için teşekkür ederim. Birlikteyiz. Ee, Harun'cuğum. E, Harun ne diyorsun sen uçuyor. dışarıdan seyirci olarak? Güzel bir söyleşi oldu. Benim sözüm saklı. Tamam. <laughs> 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 Döveceğim <laughs> diyorsun sonra. <laughs> ee, sevgili dünyadaşlar, bu da böyle bir sohbet, böyle bir eee e, Umarız çeşitli zincirleme e, gelişmelere yol açar. Aynı gezegendeyiz. Elimizden geldiğince iyi şeyler yapmaya çab çabalıyoruz. Hayatlarımız işte böyle. Sevgiler. Dünya uzay gemisini evet. temiz, temiz tutalım diyelim. <laughs> evet. <laughs> evet, evet. Doğru, doğru. Bir doğru. uzay gemisi aslında evet. şu dünyamız. Doğru. İyicek bir uzay gemisi. Doğru. Beraberiz. Sağ çok ol, beraberiz. ince bir sınırda yaşıyoruz. Oldu, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sağ olun çok abi. değerli bir konu.